mutlu akşamlar, iyi hafta sonları sayın seyirciler. Serbest Yetekli beraberliğimiz başlıyor. Uzunca bir zamandır etraflıca ele alma konusunda hassasiyet gösterdiğimiz ama gündemin başka sıcak gelişmeleri sebebiyle arzu ettiğimiz ölçüde de üzerinde konuşamadığımız anayasa üzerine konuşacağız bu akşam. İyi akşamlar Sayın Berktay. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Pek çok kez kesintiye uğramıştı izleyenlerimizle, öncelikle bunu paylaşalım. Sıcak gündem izin vermedi demiştim. İç ve dış gelişmelerin tamamı bunun önünde bir engel olarak durdu zaman zaman. Gündemin kendi ağırlığı ve sıcaklığı çerçevesinde ki buyurun. 5 haftadır ilk defa büyük bir terör olayı olmadan programa başlıyoruz. İlk defa 5 haftadır. İşte dolayısıyla sizin de bahsetmiş olduğunuz, adını koymuş olduğunuz sebeplerden ötürü dediğim gibi etraflıca hem içeriğine dair hem komisyon görüşmeleri sırasında nasıl ele alındı, ne var önümüzde, neden bahsediyoruz? Aslında yeni bir tartışmadan da söz etmiyoruz. Gündeme gelişi hızlıca olduğu gibi görünebilir ama uzun yıllardır anayasa çalışmaları bir koldan, sistem değişikliği tartışması başka bir koldan yürüyordu ve bunlar ikisi bir araya gelerek görünür, elle tutulur hale geldiler. Meclisteki Anayasa Komisyonu görüşmeleri de bir müddet devam etmiş. Sizin de söylediğiniz gibi malum sebeplerden ötürü giremeyeceğimiz kadar yoğun bir gündemle karşı karşıya kaldığımız için konuşamamıştık. Artık genel kurulda ve tek tek maddelerin oylanması da tamamlanmış oldu. Şimdi belki önümüzde normal, o normun ne olduğunu çok da bilmiyorum. Nasıl koyacağız onu çok emin değilim ama Türkiye'nin anayasa değişikliğine olan ihtiyacı, yönetim sistemi değişikliğine olan ihtiyacı müstakilen konuşulmaktan uzak kaldı. İşin böyle bir tarafı var. Son tahlilde ele aldığımız ve konuştuğumuz şey tartışılma biçimi, muhalefetin tutumu, yaşananlar. Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi zaman zaman güldürüyor diye basına yansımış olsa da çok da yüz güldürmeyecek gelişmeler eşliğinde belki şahitlik etmiş olduk biz de. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Etraflıca ele alacağımız program bu yüzden belki tam da bu olmalı. Hem içeriğine ilişkin hem gündeme geliş biçimine ilişkin. Üstelik sadece kısa vadeli bir politik gelişmeden de bahsetmiyoruz. Geleceği etkileyecek olan bir gelişmeden bahsediyoruz ve kaderin, talihin bir cilvesi olarak aynı zamanda bu önemli değişim ve dönüşüm Türkiye'nin hem içinde hem de sınırları dışındaki kritik süreçlerden geçmekte olduğu bir döneme de denk gelmiş oldu. Yani o az önce söylemiş olduğum anayasa değişikliğine hangi normal düzlemde karşılaştığımız sınırlandırmalardan dolayı ihtiyacımız var ya da yönetim değişikliğini ihtiyaç olarak bize dayatan şeyler neler? Rutinden söz ederek söylüyorum. Neler? Belki bunları bile yeterince konuşamadık, üzerinde duramadık. Yeterince içinden değil, hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadı. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Sonuç olarak biz de medyayız. Yani biz de medyanın bir parçasıyız. Fakat ben bir kere her şeyden önce burada medyanın muazzam bir sorumluluğunu görüyorum. Siyasetin de muazzam bir sorumluluğunu görüyorum. Fakat deyim yerindeyse medyanın siyasetten daha fazla sorumluluğunu görüyorum. Medyanın objektif bilgi vermek, haberler hakkında, olaylar hakkında kamuoyunu enforme etmek. Hani işte 5N1K vardır ya haberciliğin kuralları. Ne, nerede, niçin, nasıl, kim, ne zaman. Bu İngilizce'de 5W1H olur. Neler çoğu W olur. Nasıl, how olur. H olur. Aslında, antre parantez, iyi medyacılığın, iyi haberciliğin bu 5N1K kurallarıyla tarihçiliğin kuralları çok birbirine benzer. Çünkü doğru ve dürüst tarihçilik yaparken de, doğru ve dürüst tarihçilik yapacaksanız, aynı 5N1K'yı, yani bir olayın nerede, ne zaman, nasıl, niçin filan olduğunu aydınlatmak zorundasınız. Medya Türkiye'de o kadar siyasileşti ki, hatta
neredeyse siyasetin yerine geçecek kadar siyasileşti ki. Yani siyaset o derecede medya üzerinden yapılır oldu ki, medyanın, basının, televizyon kanallarının vesaire, öncelikle de yazılı basın, yazılı ve dijital basının diyelim, web siteleri, bilgilendirme işlevi, enforme etme, olgun ve derinlikli ve bilgili bir siyasi kültür yaratılmasına destek olma, yardımcı olma, hizmet etme işlevi, böyle bir şey kalmadı sanki. Şurada kaç yıldır başkanlık sistemi konuşuluyor. Özel uzmanların yayınladığı, hazırladığı, yazdığı özel raporlar dışında siz medyada, herhangi bir gazetede, böyle bizim mensup olduğumuz Esmedya dahil, tane tane, hani böyle 100 soruda 100 soru 100 cevap, başkanlık sistemi nedir? Bir kere demokrasi nedir? Demokratik yönetimler kaça ayrılır? Parlamenter sistem nedir? Başkanlık sistemi nedir? Artıları eksileri nedir? Bunu böyle, hani herhangi bir gazete gördünüz mü son 3 yılda iç sayfalarından birini, okunan bir iç sayfasını, dörtte birini Türkiye'de siyasi sistem tartışmalarına ayırsın ve bu konuda sistematik, tane tane anlaşılır, net ve içeriği itibariyle propagandif olmayan, yani sadece gerçekten bilgilendirme amacı güden bir yazı dizisi yazmış olsun. Vallahi ben bütün gazeteleri, bütün basını dikkatle izlediğimi asla söyleyemeyeceğim ama hani yani şöyle karıştırırken veya çapraz okurken veya web sitelerine bakarken hiç böyle bir şeye rastlamadım. Şimdi yetersizliğine dikkat çeken, vurgu yapan bu sözleriniz üzerinden çok alınganlıklı değil ama en azından böyle yapımları hazırlayan ve sunan biri olarak evet diyebiliyorum ama evet yetersiz olduğu konusunda da hemfikirim elbette. Hayır hayır. Tam da kastettiğiniz yani, gibi sistematik sistemleri anlatan gibi. Yani şimdi bakın bütün bu kaç yıldır bu sistem tartışmaları boyunca ben de çeşitli düzeylerde hasbelkader öğretim üyeliği mesleğime, hocalık mesleğime devam ettim. Ve derslere girdim çıktım falan filan. Merak ediyorum Türkiye'de kaç üniversite öğrencisini karşınıza alsanız lisans öğrencisini. Ve anlat bana parlamenter sistem nedir, başkanlık sistemi nedir, tarif et, temel mekanizmayı tarif et deseniz net bir şekilde anlatabilir mi? Yani bir cümle söyleyip susar mı yoksa net bir şekilde anlatabilir mi? Şuna geldi olay maalesef, başkanlık sistemi AK Parti'nin ve özel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği bir şey, parlamenter sistemde muhalefetin istediği bir şey. Buna indirgendi olay. Şimdi bir kere buradan başlarsak çok kısaca, bütün akşamı başkanlık sistemi nedir konuşarak geçirmeyelim ama bir temel tanıma ihtiyacımız var. Bir parlamenter sistemde, Türkiye'nin şu anda sahip olduğu, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilinceye kadar Türkiye'de geçerli olan sistem, saf şekliyle bir parlamenter sistemdi. Halk, seçmen, meclisi seçer, parlamentoyu seçer, çeşitli partilerden, milletvekillerini seçer. Meclis, parlamento, sandalye dağılımına göre, koalisyon fasıllarına girmeyelim,
basitleştirmek için varsayalım ki bir parti mutlak çoğunluğa sahiptir. O partinin genel başkanı başbakanlık görevine talip olur. Resmi ve törensel fonksiyonları olan bir cumhurbaşkanından başbakanlık görevini alır ve kabinesini kurar, hükümetini kurar. Kendi partisinden ve parlamento mensubu olan milletvekillerinden oluşturur hükümetini. Yani genel kural olarak parlamento dışından milletvekili olmayan kimseleri bakanlıklara getirmez, getiremez. Meclis üyesi olması, kendisinin milletvekili olarak seçilmiş olması şarttır. Bu hemen ilk ağızda bir parça şu demektir. Bakanlıkların dağılımı, bakanlıklar, bakanlar güçlü kişilerdir. Şu anlamda güçlü kişilerdir. O mutlak çoğunluk ve iktidar partisi içinde de güçlü kişilerdir. Yani genellikle bir parlamenter sistemde başbakan hükümeti oluştururken, kabine listesini, bakanlar listesini oluştururken çoğu zaman şöyle düşünemez. Teknik özellikleri, becerileri itibariyle gerçekten ideal ulaştırma bakanı kimdir? Ya da ideal milli eğitim bakanı kimdir? Eğitimden gerçekten en iyi kim anlar? İdeal dışişleri bakanı kimdir? İdeal savunma bakanı kimdir? Bunları, yani bakanları teknisyen bakan olarak deyim yerindeyse ya da spesiyalist bakan, uzman bakan olarak düşünemez çoğu zaman. Bir parça düşünür belki ama partinin ağır toplarının kimler olduğunu da düşünmek zorundadır. Belirleyici taraflarından biri de bu olur diyorsunuz. Çok büyük ölçüde bu olur. Yani başbakanın dışında evet yani partinin ağır toplarını geçmişleri itibariyle, kıdemleri itibariyle, yerel nüfuzları itibariyle vesaire bu faktörü göz ardı edemez. Fakat her şekilde öyle veya böyle bir bakanlar kurulu listesi oluşturur, çıkar şeklen cumhurbaşkanının onayını alır, şekli bir onaydır o ve ondan sonra gelir mecliste güven oyuna sunar. Parlamenter sistemin özelliği kabinenin, hükümetin, bakanlar kurulunun parlamentoya karşı sorumlu olmasıdır. Parlamento tarafından atanır ve parlamentoya karşı sorumlu olmasıdır. Meclisten eğer o parti çoğunluk partisi ise normal olarak güven oyu alır ve göreve başlar. Bir şekilde bu sistemde yasama ve yürütme her ne kadar demokrasilerde kuvvetler ayrımı ilkesi söz konusuysa da yasama ve yürütme çok fazla birbirinden sanıldığı kadar ayrışmayabilir. Çünkü yasama yetkisi sonuç olarak parlamentodur. Yürütme yetkisi parlamento içinden seçilmiş, parlamentonun onayladığı, güven oyu verdiği ve icabını da düşürebileceği bir hükümettedir. Dolayısıyla yasama ve yürütme, yargıyı bir yana bırakırsak, yargının atanma biçimlerini bir yana bırakırsak, yasama ve yürütme aslında o kadar sanıldığı, Montesquieu'nun savunduğu gibi bir zamanlar kanunların ruhunda o kadar fazla birbirinden ayrışmış değildir. Parlamenter sistem için. Parlamenter sistem için. Fakat kabaca parlamenter sistem budur. Hükümet güven oyu alır, çalışmaya başlar. Hı hı. Bakanlar kendi bakanlık alanlarını çok ciddi biçimde yönetirler ve
esasen çoğunluk partisinin de muhtemelen ağır topları oldukları için bu alanlara müdahale, başbakan tarafından dahi müdahale veya başka meslektaşları tarafından ya şunu öyle değil de böyle yapsanız filan kabili kolejyal bir şekilde müdahale o kadar kolay değildir. Başkanlık sistemi kabaca böyle. Parlamenter sistem kabaca böyle. Şimdi başkanlık sistemi ise şöyle bir şeydir. Yasama ile yürütmenin birbirinden belki çok daha kesin bir şekilde ayrışmasını içerir. Bakanların vasıflarının tamamen değişmesini ve en saf Amerika Birleşik Devletleri'nde görünen şekliyle devlet başkanının neredeyse sekreterleri düzeyine indirgenmesini içerir. Bu da teknisyen veya spesyalist bakanlığa çok daha fazla olanak sağlar. Adeta esas olarak buna olanak sağlar. Şöyle olur. Seçmen bir yandan meclisi seçer. Parlamentoyu seçer. Hı hı. Amerika örneğinde iki kademeli, iki ayrı kameradan oluşan bir parlamento seçiyor. Temsilciler Meclisi ve Senato. Öte yandan seçmen aynı zamanda parlamento ve temsilciler meclisi ve senato seçimlerinin tamamı veya büyük kısmıyla aynı zamanda yapılmayan başkanlık seçimleri yoluyla devlet başkanını seçer. Bu sistemde başbakana yer yoktur. Başbakan yok. Çünkü devlet başkanı doğrudan doğruya yürütmenin başı olacaktır. Yani kendi şahsında Cumhurbaşkanı ile Başbakan vasıflarını birleştirecektir. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ya da daha genel olarak parlamento diyelim. Parlamentonun işi münhasıran yasamadır. Yasa çıkartmaktır. İkincisi, yürütmenin karşısında denge ve frenleri oluşturmaktır. Bu sistemde devlet başkanı bütün kritik atamaları kendisi yapar. Yani kabinesini, hükümetini kendisi oluşturur. Kritik bazı elçileri de kendisi atar. Yani aslında şu elimizdeki anayasa değişikliği taslağında Cumhurbaşkanı'na tanınmış yetkilerin, atama yetkilerinin, tayin yetkilerinin gerçekten hemen tamamını kullanır. Bakanlar, bakanların hiçbir şekilde Temsilciler Meclisi veya Senato üyesi olmaları diye bir zorunluluk yoktur. Hatta %100 değildirler, dışarıdandırlar ve gerçekten ideal olarak tam anlamıyla spesyalist bakanlardırlar, teknisyen bakanlardır, uzmanlık alanları olan. Yani ideal olarak hakikaten şöyle düşünülür, dışişlerine mi geldi, savunmaya mı geldi, Adalet Bakanlığı'na mı geldi, bilmem ulaştırmaya mı geldi vesaire. Gerçekten o alanı biliyor. O alanın uzmanı. Trump'ın şu ana kadarki kabine atamalarının ne kadar bu ölçüye uyduğu veya uymadığını bir yana bırakalım. Bu Trump'ın başkanlık dönemi tarihe nasıl geçecek 4 yılın sonunda çok merak ediyorum. Onu bir kenara bırakalım. Çünkü o hiç böyle bir gerçek anlamıyla uzmanlık vesaire tanımıyor. Aile ilişkilerini de çok büyük ölçüde gözetiyor, iş adamlığı ilişkilerini de çok büyük ölçüde gözetiyor vesaire. Onu koyalım bir kenara. Ama aslında böyle olması beklenir. Bu bakanlıkların devlet başkanına kıyasla otonomisi, özerkliği çok zayıftır, hatta yoktur.
Yani Cumhuriyetçi Parti veya Demokrat Parti vesaire içinden gelen ağır parti topları değildir bunlar. Doğrudan doğruya başkanın otoritesine tabidirler. Dolayısıyla devlet başkanı şu iş şöyle yapılacak, dış politika şu olacak, İsrail siyaseti şu olacak, Rusya siyaseti şu olacak, Suriye siyaseti şu olacak dediğinde veya petrol siyaseti şu olacak dediğinde vesaire. Dediğim gibi o bakanlar başkanın sekreterleri durumundadırlar. Amerika'da nitekim bakanların secretary adıyla anılması zaten bu realiteyi yansıtır. Dışişleri Bakanı Secretary of State'tir. Devlet sekreteri. Savunma Bakanı Defense Secretary'dir. Savunma sekreteri. Bu ayrı ayrı özel derebeylik veya özel nüfuz ve iktidar alanı denilebilecek dilimlerin, segmanların oluşmasına imkan vermez. Çok daha az sektörleşmiş, çok daha fazla bütünlüklü bir yürütmeyi beraberinde getirir. Kısaca ve kabaca o zaman politik belirleyici olarak başkanı görüp herhalde uzmanlıklarına göre de bakanların o yürütmedeki evet. vazifelerini ifa evet. etmelerinden evet. bahsetmiş oluruz. Evet. Ve dolayısıyla ister federal ister üniter bir devlet yapısı olsun, merkezi teşkilat hakikaten çok daha hızlı ve çevik çalışır. Yani Amerika'da federal yapı, eyaletlerin üstünde olan, eyaletler meselesini bir yana bırakalım. Ama federal yapı, federal devlet örgütü maliyesiyle, bürokrasisiyle, istihbarat teşkilatıyla, ordusuyla vesaire vesaire çok daha hızlı ve çevik bir şekilde çalışır. Yürütme çok hızlıdır. Yasama tamamen parlamentonun elindedir. Başkanların getirebileceği yasa tasarıları sonuç olarak parlamentodan geçmek zorundadır. Ve başkanlar da parlamento üzerinde mutlak bir kontrole sahip değildir. Hatta öyle olabilir ki Demokrat Cumhurbaşkanı olabilir, Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi'nde veya Senato'da çoğunlukta olabilir ya da tersi olabilir. Fransa'da da aynı şey söz konusu. Kohabitasyon denen durumu beraberinde getirir. Cumhurbaşkanı bir partiden, parlamentonun çoğunluğu başka bir partiden olabilir. İzninizle araya girip bir şey sormak istiyorum. Şimdi az önce bu konuya ilişkin yayınlar yaptım, hazırlık aşamasında, sunum aşamasında bulundum ve uzmanlarıyla görüşebilme imkanım oldu diye büyük büyük cümleler kurdum. Onu kurmayı bildim ama şöyle garip şeylerle de karşılaştığımı itiraf edeceğim zaman zaman. Yani içine girdikçe hani sistem meselesini bir sistem meselesi olarak sadece tartışmaya ya da anlamaya çalışınca karşınıza çıkan manzarayla ortada tartışmanın dönüş biçimi arasında fark görüyorsunuz. Somutlaştıracağım ne demek istediğimi açmaya çalışacağım. Şimdi söz gelimi pratikteki örneklerini Amerika Birleşik Devletleri'nden getiriyorsunuz ya da bu sistemin uygulandığı diğer ülkeler üzerinden konuşabiliriz. Yani şu anda şuralarda şöyle uygulanıyor diye. Türkiye açısındansa yürürlüğe girdikten sonra neler olabileceğine dair konuşabiliriz. Ama mevcut sistem parlamenter sistem. Fakat siz böyle anlatıyorsunuz. Mesela kuvvetler ayrılığı meselesinden bahsettiğinizde özellikle. Akla gelen cümlelerden hareketle dediğim gibi adım adım gitmek istiyorum bir parça. Şimdi neredeyse birbirinden ayrı özellikler gösteren bu yönetim sistemi değişikliklerinden, farklılıklarından bahsederken sanki biri demokrasi içi biri dışı gibi ele aldık. Alakası yok. Peki pardon. Neden böyle görüldü? Veyahut yani dediğim gibi bu örnekleri çoğaltacağım. Rejim tartışması yani o kadar sıkıntılı şöyle bir durum ki insanlarla karşılaşıp konuştuğunuz vakit peki gerçekte bu nedir sorusuna bizler de muhatap kalıyoruz zaman zaman. Gerçekte nedir? Çünkü karşınıza çıkan şey rejim tartışması üzerinden gittiğinde meselenin ne olup olmadığına gelinemiyor bile neredeyse. Neden rejim tartışması üzerinden ele alınıyor bir ve demokrasi içi dışı tercihine zorlayan bir şeyle mi karşı karşıyayız? Yani
pratikteki halini neyi biliyoruz? Parlamenter sistemi biliyoruz, öyle değil mi? Türkiye parlamenter sistemle yönetilen bir ülkeydi. Peki bizi bu konuda pratikte sıkıntıya düşüren, zorlayan, sıkıntıya koyan şeyler neler oldu? Neden yönetim sistemi değişikliğine ihtiyaç duyduk? Hangi rutin veya mevcut şartlar üzerinden? Belki bunu da bir üzerinden geçilmesi gerekir. Geniş sordum, farkındayım evet, ama. Evet, bir yan soru ortaya attınız. Şimdi bir kere şundan net olalım. Bir an için Türkiye'yi bir tarafa bırakalım. Prensipte, yani tutun ki bir siyaset bilimi ders kitabını konuşuyoruz. Parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasındaki fark, bir demokrasi rejimi, demokrasi dışı bir rejim farkı değildir ve bununla alakası yok. Bunların hepsi, ikisi de demokrasinin varyantlarıdır. Demokratik bir rejimin varyantlarıdır. İkisinde de seçimler esastır. İkisinde de bir hukuk devleti vardır. Hukuk devleti kurallarına tabi seçimler vardır. Ve ikisinde de yasamanın nasıl oluşacağı, yürütmenin nasıl oluşacağı, bunların yanı sıra yargının nasıl olacağı titiz ve çok iyi düşünülmüş fren ve dengelere bağlı prosedürlerin sonucudur. Öyle ortada bir keyfilik, bizatihi içeriği itibariyle diktatörlük denebilecek, otoriterlik denebilecek, demokrasi dışı bir rejim türü diye nitelenebilecek hiçbir şey söz konusu değildir. Türkiye'de farkında değiliz ama yeryüzündeki rejimlerin, yeryüzündeki demokratik rejimlerin çoğunluğu aslında başkanlık sistemi. Yani aslında parlamenter sistemin, parlamenter demokrasinin, bunu bizatihi o doğrudur, bu yanlıştır diye söylemiyorum. Aman o da yanlış anlaşılmasın. Ama bunlar biraz tarihsel süreçlerin ürünüdür. Tarihsel gelişmenin ürünüdür. Avrupa'daki siyasi rejimlerin çoğu, Avrupa'daki demokratik rejimlerin çoğu parlamenter sistemdir. Bunun da bir nedeni vardır. Amerika için, Kuzey Amerika için veya Güney Amerika için, Orta ve Güney Amerika için, Afrika için, Asya için vesaire geçerli olmayan, aynı derecede geçerli olmayan, dikkatli konuşayım, özel bir tarihsel süreçle ilgilidir. Avrupa'nın siyasi tarihi Orta Çağ itibariyle, Orta Çağ ve Yeni Çağ itibariyle monarşik sistemleri içerir. Krallıklar vardı. Hı hı. Krallıklar vardı ve kral otoritesi vardı. Ve hükümet dediğiniz şey, nazırlar eski deyimiyle, kabine dediğiniz şey ilk başta tamamen krala tabiydi. Monarka, hükümdara tabiydi. Hükümdar da istediğini nazır atıyordu, istediğini görevden alıyordu. Kamuoyunda bir dalgalanma oluyordu diyelim ki. Bir ayaklanma, barikatlar, 1830 ayaklanmaları, 1848 ayaklanmaları filan. Mesela Prusya Kralı, ayaklanmanın, sokaktaki huzursuzluğun seyrine göre diyelim ki muhafazakar bakanlarını görevden alıyordu. Yerlerine liberal, görece liberal bakanları atıyordu. Sonra kamusal alanda siyaset dengeleri değiştiğinde liberal bakanları şutluyordu. Yerine muhafazakar bakanları atıyordu diyelim. Zamanla çeşitli ülkelerde farklı gelişmeler olmakla birlikte, ister Fransız devrimi gibi büyük siyasi ihtilallerle, ister
daha tedrici ve daha zigzaglı reform süreçleriyle parlamentolar oluştu. Yani kralın otoritesini sınırlayan ve dengeleyen kurullar oluştu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa'nın kendine özgü Orta Çağ tarihi ve iktidar konfigürasyonu itibariyle Avrupa'da demokrasinin gelişmesini parlamento temsil etti. Parlamento olacak mı, olmayacak mı? Seçimler olacak mı? Kralın, hükümdarın yanı sıra bir parlamento seçilecek mi? Ve yetkilerini kral, yasama yetkisini özellikle o parlamentoyla paylaşacak mı? Parlamento ile kralın karşılıklı yetkilerini düzenleyen bir anayasa olacak mı ve herkes bu anayasaya uyacak mı? Avrupa'nın somut tarihinde evrensel bir kural olarak değil, Avrupa'ya özgü demokrasi mücadelesi bu şekilde cereyan etti. Bir anayasa, iki parlamento ve seçimler. Kralın bunları kabul etmesi tayin edici oldu. Parlamento seçilir, parlamento kendi içinden bir başbakanı seçer, kral da bu başbakanı onaylar. Onaylamamazlık edemez. Sonra o başbakan hükümeti kurar, hükümet parlamentodan güven oyu alır, kral da bunu kabul eder. Meşruti monarşilerde, meşrutiyet rejimlerinde ya da anayasal monarşi dediğimiz sistemde demokratik işleyiş tipik olarak bu şekli aldı. Bir İngiltere'ye bakın, İngiltere bugün hala budur. İngiltere'ye bakın veya bütün, biz farkında değiliz ama İskandinav ülkelerinin çoğu hala krallıktır. Hala krallıktır. Kral çıkar sokakta yürür, kimse fark etmez. O ayrı bir hikaye. Fakat hala krallıktır ama bunlar meşruti monarşilerdir. En demokratik cumhuriyetten daha demokratik meşruti monarşilerdir. Ondan sonra hanedanın özel bir bütçesi olması dışında. Eskiden şöyle bir mahsuru vardı. Bütün Avrupa hanedanları kendi işlerinde evleniyorlardı. O da genetik bozukluklar getiriyordu. Şimdi artık halktan insanlarla evlendikleri için o da kalktı ortadan. Yani rahatladılar biraz, böyle deli çatlak genetik deformasyonları olan krallar, kraliçeler türemiyor. O bakımdan da bir demokratikleşme cereyan etti. Fakat bir sonraki aşamada ne oldu? Meşruti monarşiden de cumhuriyete geçildi. Zaten törensel hale gelmiş olan kralın yerini törensel bir cumhurbaşkanı aldı. O geleneğin devamı olarak. O geleneğin devamı olarak aldı. Yani Tanrı kelamı olarak, Allah'ın emri, kutsal kitapların emri olarak değil. O geleneğin devamı olarak bu parlamenter sistem oluştu. Yani her şeyi bir tarihsel çerçevesi ve bağlamı içinde anlamak diye bir şey var. Avrupa'da demokrasinin esas olarak parlamenter sistem şeklini almış olmasının nedeni budur. Bir somut bir tarihsel patikanın ürünüdür. Aynı şey Balkan ülkeleri içinde geçerlidir. Türkiye içinde geçerlidir. Balkan ülkeleri, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya vesaire, milli bağımsızlık mücadeleleriyle Osmanlı'dan ayrıldılar, bağımsızlıklarını kazandılar. Bunlar dışarıdan hanedan, kral ithal etmiş olan ülkelerdir. Yani çünkü 200 yıl, 300 yıl, 400 yıl Osmanlı'nın bir parçası olmuş. Evet. Hiçbir ortada, yani 1300'lerden, 1400'lerden hanedan mı kalır 400 yıl boyunca? Öyle bir, hani yurt dışında yaşayan bir kral hanedanı filan diye bir şey de yok. Bunlar 19. yüzyılda, diyelim ki 1830-1831'de Yunanistan vesaire, bunlar bağımsız ülkeler olduklarında ne oldu? Avrupa'nın büyük devletleri, Düveli Muazzaması bunlara resmen
Çoğu da Alman prensliklerinden kaynaklanan krallar tayin transfer etti. Ettiler. Transfer etti. Otto Yunanistan'da. Neden Alman prensliklerinden parantez içinde? Çünkü henüz birleşik bir Almanya yoktu. Küçük küçük bir yığın Alman prensliği ve krallığı vardı. Bunlar büyük ve güçlü devletler değildi. Yani Bismarck Almanyası'ndan, Wilhelm Almanyası'ndan bahsetmiyoruz. Birdenbire Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelen küçük küçük böyle Hanover Hanedanı filan gibi küçük prensliklerden bahsediyoruz. Bunlardan kral tayin etmek tehlikesiz bir şeydi. Böyle ortaya Yunanistan ile güçlü bir Alman hanedanının birleşimini temsil eden güçlü bir savaşçı, bir yırtıcı bir devletin çıkması ihtimali falan yoktu. Tehlikesiz bir diplomatik oyundu. Ama sonuç olarak Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Romanya'nın tarihsel gelişimi içinde burada da meşruti monarşiler gündeme geldi, parlamenter sistem doğdu ve sonuç olarak figüratif bir cumhurbaşkanı ortaya çıktı. Aynı şey... Evet. Dünyanın geri kalanına ilişkin yönetim sisteminde nasıl tercihler ortaya konuldu ve hangi ihtiyaçlara binaen diye konuşmaya devam edeceğiz. Oradan da Türkiye'ye geleceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor sayın seyirciler. Saat başında yine huzurlarınızda olacağız. Seyirciler devam ediyoruz kaldığımız noktadan. Küçük bir hatırlatmayla gireceğim, bunu da bir soruya dönüştürerek aynı zamanda. Şimdi demokrasi içindeki yönetim sistemlerinden parçalar olarak düşünmemiz gerekliliğini anlıyoruz ki pratikte tartışmanın biçimi zaman zaman öyle olmadı. Gösterilen biçim öyle olmadı. Başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve demokrasi içinde kendine yer bulabilecek, bulmuş olan yönetim modelleri, işletim sistemleri. Ancak Türkiye'nin yaşamış olduğu ve karşılaşmış olduğu bir takım kritik eşikler bir arayışa yönlendirdi. Şimdi buradan hareketle Avrupa'da neden parlamenter sistem ama onun dışında dünyanın önemli bir kısmında da başkanlık sistemi yönetim modeli olarak benimsendi ve uygulanıyor diye söylemiştiniz. Ben tam orada sözünüzü bölmüştüm. Oradan devamlı gidelim isterseniz. Dünyanın Avrupa dışı ülkelerinin derece derece farklı siyasi mecraları oldu. Farklı siyasi patikalar oldu. Yani burada esas olarak Asya. Asya deyince de herhalde Doğu Asya'yı ve Güney Asya'yı düşünmemiz lazım. Afrika ve Amerikalar. Ve bir de Avustralya, Yeni Zelanda söz konusu. Bu alanların Doğu Asya hariç, şimdi düşünüyorum kafamdan, çok büyük kısmı 1500 dolaylarından başlayarak derece derece Avrupa merkezli sömürge imparatorluklarının alanı haline geldi. Özellikle bazılarında yerli nüfus çeşitli karmaşık ve trajik tarihsel süreçler sonucu çok büyük ölçüde tasfiye edildi. Yani hiçbir kasıt yok ama Avrupalı beyazların beraberinde getirdiği hayvanların üzerinde yaşayan parazitlerin içinde beslenen mikroplar, mikroorganizmalar yüzünden Christoph Kolomb'dan sonraki 200 yıl içinde Amerikalıların orijinal yerli otokton nüfusunun %90'dan fazlası öldü. Hastalıklara mukavemet. Avrupa eski dünya merkezli epidemilere, salgın hastalıklara mukavemetleri olmadığı için. Avustralya ve Yeni Zelanda'da böyle bir biyolojik kıyım olmasa bile, kasıtsız bir biyolojik kıyım olmasa bile çok seyrek nüfuslu alanlardı. Dünyanın bazı bölgeleri Avrupa'dan gelen çok yoğun beyaz kolonizatör akımlarına maruz kaldılar. Tipik olarak Amerikalar, Fransız, İngiliz, İspanyol
sömürge imparatorluklarının alanı. Avrupa'dan çok büyük ölçüde göç aldılar. Ayakta kaldığı kadarıyla yerli nüfuslar da geriledi. Ve geniş alanlarda öbek öbek kolonizasyon yerleşimleri meydana geldi. Dağınık parça parça. Yani bu ülkelerin Kolomb öncesinden, Kristof Kolomb ve kolonizasyon öncesinden kolonizasyon sonrasına ve bağımsızlığa yoğun ve dengeli demografik dağılımlar ya da tarihsel olarak vücut bulmuş milletler intikal etmedi. Bugün Brezilya dediğimiz alanın veya Kolombiya veya Ekvator dediğimiz alanın diyelim ki orasında burasında küçük böyle öbek öbek beyaz çiftçi yerleşimleri var. Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş alanlarında vesaire. Bağımsızlıkla birlikte İspanya'dan veya İngiltere'den, Fransa'dan vesaire bağımsızlıkla birlikte yani bu alanda bir millet, millet denilebilecek bir sosyolojik birim nasıl oluşturulacak? Üstelik de çok geniş alanlar. Yani Avrupa küçüktür ve Avrupa ülkeleri küçük küçüktür. Halbuki yani Latin Amerika veya Kuzey Amerika dediğimizde muazzam alanlar söz konusu. Kıta boyutlarında bir Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika vesaire, Kuzey Amerika sadece 3 ülke sonuç olarak. Bu çok geniş alanlar nasıl yönetilecek ve bu dağınık yerleşimci grupları nasıl tek bir kimlik, tek bir siyasi varlık etrafında birleşilecek, toparlanabilecek diye bir mesele ortaya çıktı. Kendisine karşı mücadele ederek devrilen, kah anayasa ve parlamento kabul ettirilen, kah toptan devrilen monarklar da, krallar da yoktu ortada. Ve dolayısıyla bu koşullar içinde daha güçlü bir merkezi yürütmeye duyulan ihtiyaçtan ötürü bu geniş alanlarda daha çok başkanlık sistemleri hakim oldu. Simon Bolivar'ın önderlik ettiği bağımsızlık mücadeleleri. Hani sanmayın ki İspanya'ya karşı İnkaların, Azteklerin ahfadı olan yerli halk mücadele ediyor. Hayır, İspanya'ya karşı gene İspanya'dan gelip yerleşmiş beyazlar mücadele ediyor. İspanya'dan bağımsız olmak için. Kreol dediğimiz nüfuslar. Yani gelmiş, yerleşmiş ve birkaç nesil orada çoğalmış. Artık Arjantin veya Brezilya veya Ekvator veya Kolombiya toprağına kök salmış. Bu kreol nüfuslar, Amerikalılar örneğinde, Amerikan Bağımsızlık Savaşı da böyledir. Yani Amerika'nın Kızılderili yerlileri mücadele etmedi ki İngiltere'den bağımsızlık için. İngiltere'den, İrlanda'dan gelmiş beyazlar mücadele etti sonuç olarak. Bu gibi durumlarda anlattığım bir kere köklü, Orta Çağ'ın 1000 yılı boyunca uzanan monarşik hanedan devletleri diye bir gelenek olmadığı için. Bu beyaz kolonizatör toplumları neredeyse sıfırdan başladığı için. Çok geniş alanlara dağınık olarak yerleştikleri için. Ve yürütme, birleşik ve güçlü bir yürütme çok ciddi bir problem haline geldiği için. Genellikle tarihin mecrası, tarihi gelişmenin mecrası başkanlık sistemi yolundan aktı. Bu da tabii şunu iddia etmeyeceğim, pürüzsüz bir patika olmadı, zigzaglı mücadeleli patika oldu. Özellikle Güney Amerika'da araya askeri darbeler girdi. Junta deyimi, kreol İspanyolcası kökenli bir deyimdir sonuç olarak. Bu böyle güçlü bir başkanlık sistemi etrafında birleştirilmeden yerel çiftçi, yerleşimci topluluklarının kendi aralarında oluşturdukları iktidarları anlatır. Küçük iktidar kliklerini anlatır. Ama sonuç olarak
Nasıl Avrupa parlamenter sistemi öğrendiyse Amerikalarda, keza başka bir tecrübeyi Afrika yaşadı. Çünkü hemen tamamen Avrupa kökenli sömürge imparatorluklarının alanı haline gelmişti. Evet, bir miktar settler, bir miktar Avrupa'dan beyaz yerleşimci geldi. Özellikle eski adıyla Rodezya'ya, sonra Zimbabwe'ye ve Güney Afrika'ya. Ama çoğunlukla yerli nüfusların çok büyük çaplı bir tasfiyesi söz konusu olmadı. Küçük beyaz yönetici azınlıklar geldiler. O siyah çoğunlukların, ezici çoğunlukların tepesine oturdular. Ve bir süre metropol ülkenin, emperyalist ülkenin gücüyle ayakta durdular. Sonra bir yerde bağımsızlık ortaya çıktı. Buradan sonra da genellikle başkanlık sistemleri devreye girdi. Burada şöyle faktörler rol oynadı. Bir, bağımsızlığı kazanma sürecinde güçlü bir milli kurtuluş, milli bağımsızlık mücadelesi veren bir partinin varlığı. Türkiye'de olduğu gibi bir bakıma, yarı sömürge bir patikada olsa Türkiye'de olduğu gibi. İkincisi, yerel bir monarşinin, yerel bir krallığın, bir hanedan devletinin devriliyor olmaması ve zaman içinde ona karşı gelişmiş parlamenter geleneklerin söz konusu olmaması. Üçüncüsü, hızlı bir geri kalmışlıktan ve yoksulluktan kurtulmak için hızlı ve dinamik bir ulusal kalkınma ihtiyacı, dolayısıyla güçlü bir yürütme ihtiyacı. Hı hı. Bu şartların bileşimi Amerikalardan biraz farklı nedenlerle Afrika'da da başkanlık sistemlerini yaygın olarak gündeme getirdi. Şimdi bütün dünyanın 32 kısım eksiksiz tekmili birden bir tasnifini yapmak istemiyorum ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Birincisi, burada çeşitli kıttasal, ülkesel, bölgesel gelenekler ve somut, spesifik tarihsel tecrübeler söz konusu. Bazen parlamenter sistem varyantı ortaya çıkıyor, bazen başkanlık sistemi ortaya çıkıyor. Parlamenter sistemde güçlü bir başkan yok. Başbakan, parlamentoya karşı sorumlu başbakan yürütmenin başı. Başkanlık sisteminde parlamento var. Bu başkanlık sisteminin parlamentoyu yok, parlamento hiç yok diye algılanması ya da parlamento güçsüz diye algılanması, artık nasıl tarif edebileceğimi bilemiyorum. Yani yok böyle bir şey. Elbette ki parlamento var. Fakat başkan ayrı olarak seçiliyor ve yürütmenin başı. Parlamento ise yasama yetkisini elinde bulunduruyor. Ve başkanın, devlet başkanının başını çektiği yürütmenin dengesi ve freni ve kontrolörü, denetçisi rolünü oynuyor. Belirli kurallar dahilinde. Temel ayrım bu. Bunların ikisi de tamamen demokratik rejim içinde sistemler. Şimdi Türkiye'nin, şöyle söyleyeyim, rejimlerin parlamenter de olması, başkanlık veya fiili başkanlık sistemi de olması ama demokratik olmaması da mümkün. Tek parti rejimleri ister parlamenter olsun, şekli olarak ister parlamenter kalıba, ister başkanlık sistemi kalıbına sokulmak istensin, demokratik değildir. Neden demokratik değildir? Tek parti vardır da ondan. En çarpıcı örneği olarak komünist partilerinin hegemonyasındaki rejimlerden söz edebiliriz. Eskiden sayıları 18'i filan buluyordu. Şimdi dünyada esas olarak Çin, Küba, Vietnam
ve Laos kaldı. Başka kaldı mı farkında değilim. Ama şeklen parlamenter sistemdi. Hı hı. Problem şu ki bütün diğer partiler yasaktı. Sadece Komünist Partisi vardı. 4 yılda bir veya 5 yılda bir seçimler yapılırdı. Tek parti olarak Komünist Partisi aday listelerini gösterirdi. Üstelik de Küba'da antre parantez özel bir yasa var. Aday sayısının boş sandalye sayısıyla eşit olması gerekiyor. Daha fazla da olamıyor üstelik. Bu konuda özel bir yasası var Küba'nın. Seçim yapılırdı, güya seçim yapılırdı. Niçinse? %90'dan fazla katılım olduğu ve halkın coşkulu bir destekle %99,8 oranında Komünist Partisi adaylarını seçtiği ilan edilirdi. Ama bu bir demokrasi değildi. Aslında bir parti diktatörlüğüydü ve Komünist Partisi'nin başkanı veya genel sekreteri, adına başkan deyin veya demeyin, hiç cumhurbaşkanı filan olması gerekmezdi. Brejnev mesela, daha önce Stalin, sonra Kruşçov, sonra Brejnev, ülkenin mutlak hakimiydi. Öte yandan, yani bu bakımdan son zamanlarda maalesef çok yanlış bir şekilde atıfta bulunulan Türkiye örneğine gelecek olursak. Ne olmayacaktım? Bizdeki evet. Örneğe bakmak evet. Gerekirse. Şimdi Türkiye'de ikili bir sorun vardı. Bir yandan Osmanlı Hanedanı vardı. Hanedan devleti. Zaten 20. yüzyılın başında çok zayıflamıştı. Ve 1908 Jöntürk devrimine maruz kalmıştı. Daha 1908 Jöntürk devrimiyle birlikte sultan aslında biraz göstermelik bir hale gelmişti. Yani aslında Türkiye'yi sultan yönetmiyordu. 5. Mehmet Reşat da yönetmiyordu. 6. Mehmet Vahidettin de yönetmiyordu. İttihat ve Terakki Partisi yönetiyordu Türkiye'yi. Özellikle Babıali baskınından itibaren doğrudan doğruya Enver Talat Cemal Triyumviri yönetiyordu. Yani Meclis-i Mebusan vardı filan ama aynı zamanda yarı askeri bir diktatörlük rejimi söz konusuydu. Sonra Birinci Dünya Savaşı kaybedildi. Türkiye parçalanarak sömürgeleştirilmek tehlikesiyle yüz yüze geldi. Ve buna karşı İttihatçıların eski İttihatçılıktan ayrılan bir kesimi, Mustafa Kemal'in önderliği etrafında toplanan bir kesimi 1919-22 arasında başarılı bir milli mücadele verdi ve Türkiye'nin sömürgeleşmesini önledi, var olan bağımsızlığını korudu ve konsolide etti. Bu grup, bu kesim zaten mecliste, Milli Mücadele Meclisi'nde, Ankara Meclisi'nde birinci grup diye anılıyordu, çoğunluktu. Bu kesim Halk Fırkası'na dönüştü, Cumhuriyet Halk Fırkası'na dönüştü. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüştü ve Mustafa Kemal'in karizmatik önderliği etrafında sonuç olarak özellikle 1925'ten itibaren kendini bir tek parti rejimi olarak tanımladı. Öyle kurulmamıştı. Rakip bir parti ortaya çıkmıştı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Ama Şeyh Said isyanı bahane edilerek verilen takrir-i sükun kanunuyla Terakkiperver Fırka'da kapatıldı. Bütün diğer siyasi partiler de yasaklandı. Ve otoriter kalkınmacı, biraz böyle demin sözünü ettim, Afrika ülkelerinin siyasi gelişme patikasına benzeyen, esas amacı demokrasi değil modernizasyon olan, bir an evvel marşla Türkiye'yi modernleştirmeyi amaçlayan, açılan makası kapatmak, kaybedilen zamanı telafi kapatmaya, gecikmeyi, muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı birincil hedef kabul eden bir cebri yürüyüşle muasır medeniyet seviyesine yetişmeyi amaçlayan
Bunun içinde hayli otoriter yöntemler kullanan bir rejim doğdu. Bir tek parti rejimi doğdu. Adını koyalım, bir tek parti diktatörlüğü doğdu. Yani ben bizim ders kitaplarımızı ve müfredatımızı son derece ürkek buluyorum bu bakımdan. Hala geçmişin kamburu, mirası, ölü ağırlığı öyle ki bunun adını doğru dürüst koyamıyoruz. Bir tek parti diktatörlüğü diyemiyoruz. Bal gibi diktatörlüktür. Sovyetler Birliği'nde bu Komünist Partisi'nin tek parti diktatörlüğü biçiminde cereyan etti. Türkiye'de 21 yıl boyunca 1925'ten 1946'ya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin modernist tek parti diktatörlüğü biçiminde gerçekleşti. Şeklen bu da bir parlamenter sistemdi. Yani Cumhurbaşkanı kağıt üzerinde yürütmenin başı değildi. Bütün yetkileri elinde toplamıyordu. Meclis seçiliyordu. Meclisteki aynen komünist rejimlerde olduğu gibi %99 oyla Cumhuriyet Halk Partisi listeleri seçiliyordu. Atatürk veya İnönü hangi milletvekiline, hangi millet kimi aday gösterirlerse o seçiliyordu sonuç olarak. Meclisteki tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri hükümeti kuruyordu. Cumhurbaşkanına çıkıyordu, görev alıyordu. Kabineyi kuruyordu, parlamentodan güven oyu alıyordu. Ancak şöyle bir fark var. O ilk iki cumhurbaşkanı olağanüstü güçlüydü. Kağıt üzerinde değil, fiilen olağanüstü güçlüydü. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü kastediyorum. Şimdi lütfen, yani tabii beni bozabilirsiniz. Şey diye soracağım ama tehlikeli bir soru. İsmet İnönü'nün 1938-50 arasındaki Cumhurbaşkanlığında kaç başbakanı hatırlıyorsunuz? Kasıtlı olarak soruyorum bu soruyu. Çünkü önemli olan çok o başbakanlar değildir ki İnönü'dür. O dönem yani, içinde yaşanırken evet, de yani, sonrası açısından. Yani Refik Saydam'ı, Şükrü Saraçoğlu'nu vesaire vesaire doğru sıraya ve hangi tarihten hangi tarihe kadar başbakan olduklarını vesaire söyleyebilir misiniz? Hayır. Ama şeyden itibaren 1950 seçimlerinden itibaren bunu tıkır tıkır söyleyebiliriz. Evet. Türkiye gerçekte aslında ancak 1950 seçimleriyle Cumhuriyet parlamenter olmuştur. Demokrasi şekli parlamenter sistem olmaktan çıkmış, gerçekten kesintili de olsa bir parlamenter demokrasi haline gelmiştir. Ölçülü de çok basittir. Ondan sonra bütün başbakanları hatırlarsınız. Cumhurbaşkanlarını o kadar kolay hatırlayamayabilirsiniz. Ama Adnan Menderes, İsmet İnönü, Süleyman Demirel vesaire tıkır tıkır bütün başbakanları hatırlarsınız. 1946-50 bir geçiş noktasıdır. Ondan öncesi hukuki olmayan, yani kağıt üzerinde parlamenter sistemdir. Fiilen bir tek parti diktatörlüğü olduğu ve ilk iki cumhurbaşkanı da milli mücadelenin içinden çıktığı için doğrudan doğruya, aslında cumhurbaşkanının olağanüstü güçlü olduğu bir garip sistemdir. Demokratik olmayan bir sistemdir. Bunun şunun için altını çiziyorum. Bugünün Türkiye'sinin yüz yüze bulunduğu sorunlar ve sistem değişikliği için bu tek parti dönemi ve rejiminin örnek gösterilmesi kadar büyük bir siyasi ve ideolojik yanlış olamaz. Türkiye asla ve asla Atatürk ve İnönü dönemine dönüş arayışı içinde değil. Böyle tarif edilemez sorun, böyle tarif edilmesi muazzam bir yanlışlıktır. Adını koyalım, hepimiz biliyoruz. Üç gün önce Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ
bence bu çok büyük hatayı işledi. Parlamentodaki CHP muhalefetiyle didişme içinde, laf yetiştirme çabası içinde ne itiraz ediyorsunuz ki biz Atatürk ve İnönü dönemlerine dönüyoruz, 1921-1924 anayasalarına dönüyoruz dedi. Bence bu son derece büyük bir hata. Bunun tarihsel gerçeklikle ilgisi yok. O günün Türkiye'si. Bir küçük hatırlatma izninizle, sözünüzü unutmayınız lütfen. Şimdi arkadaşlarımız da son dakika gelişmesi olarak izleyenlerimize duyuruyorlar. 18. maddede 344 oyla meclisten geçti. İki gün sonra ikinci tur görüşmeler başlayacak. İçerik ve tartışmaların geliş biçimi üzerinden aslında buna da gelecektik. İki gün sonra devam edecek olan ama geçtiğimiz hafta boyunca bizi meşgul etmiş olan tartışma biçimiyle de bir dönemeçten, bir süreçten geçiyoruz diyeyim. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra öldüğüm yerden lütfen devam Şimdi edin. Şimdi bakın, bugünün Türkiye'siyle, 2017 yılının Türkiye'siyle 1921-24 hatta Atatürk'ün ölümü itibariyle 1938 ya da 1938-46 arası Türkiye'sinin gerçekliğinin ilgisi yok. Yani klasik klişeleri tekrarlamak istemiyorum ama çok geri, çok yoksul, çok tarımsal bir ülke söz konusuydu. Küçüktü, demografik bakımdan küçüktü. Unutmayalım 1933'te 10. yıl marşı 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diye 15 milyona ulaşmış olmakla övünüyor. Bugün Türkiye 80 milyonluk bir ülke. Bugün Türkiye, geçen haftaki programda da konuşuyorduk. Öyle mesela biz solcuların bütün 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar boyunca ezberlenmiş bir şekilde yarı sömürge, yarı feodal diye tarif etmeye alıştığımız bir ülke değil. Bugün Türkiye ciddi, orta boyda, gelişmiş, orta gelişmişlik düzeyinde bir kapitalist ülke. Türkiye'nin nüfusunun artık büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor. Kırsal alanda yaşamıyor, tarımda çalışmıyor. Kentsel istihdam alanlarında çalışıyor ve Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayan ve dışa bağımlılık oranı yerli katma değer oranı ile ölçecek olursak giderek yükselen ciddi bir sanayisi var Türkiye'nin. Bu kentleşmiş Türkiye'nin, önemli ölçüde kentleşmiş Türkiye'nin 1920'lerin dağınık, kırsal, geri ve tarımsal toplumuyla ilişkisi yok. Antre parantez, 15 Temmuz darbesini püskürttük. 15 Temmuz darbesini kırsal, tarımsal bir toplum püskürtebilir miydi? Hayır. 15 Temmuz darbesi çok aşikar büyük şehirlerdeki kentsel direnişler sayesinde püskürtüldü. Kentsel direnişler sayesinde püskürtülebildi. Çünkü büyük şehirlerde kentsel yoğunluklar içinde yaşayan büyük halk kitleleri sosyal medyayı ve bütün diğer iletişim olanaklarını kullanarak sokağa dökülebildi. Bir bilinçten de söz ediyoruz aynı zamanda. Tabii ne ki, ekonomik, ne sosyolojik, ne siyasi, ne tarihi mukayese edilebilir durumda kesinlikle 1921 değil. 20 yıl öncesiyle de değil. 1921 ve 1924 anayasaları o çok geri topluma giydirilmiş, onun bedenine uygun, nasıl diyeyim, deyim yerindeyse oldukça dar elbiseler, hatta isterseniz üniformalardı diyelim. Bir üniforma olma özellikleri de vardı. Çünkü İstanbul'dan Anadolu'ya göç etmiş ve milli mücadeleye önderlik etmiş olan askeri bürokratik seçkinler zümresi, milli mücadelenin zaferinden sonra Anadolu'da, elde avuçta kalan bu Anadolu'da, kendi suretlerine uygun bir millet yaratmaya çalışıyorlardı. Ee, 1930
46-50 geçiş aşamasına kadar anlatmaya çalıştığım gibi Türkiye'yi bir tek parti diktatörlüğü biçiminde yönettiler. Fakat Türkiye bu arada gelişti. Ekonomisi gelişti. Orta sınıfları serpildi, boyattı. Sektörel bir çeşitlenme meydana geldi. Bir çıkar, menfaat ve sosyoekonomik zümre çeşitlenmesi doğdu. Türkiye bir monokültür ekonomisi de değil. Yani bütün hayatı petrole mesela bağlı olan Suudi Arabistan veya Katar veya Kuveyt gibi bir ülke de değil Türkiye. Hani keşke biraz petrolümüz olsaydı diyeceğim geliyor içimden. Ama yok öyle bir şey. Tarımsal anlamda da, mineral anlamda da bir monokültür ekonomisi değil. Küba gibi bir şeker kamışı ülkesi de değil sonuç olarak. Çok ciddi bir sosyoekonomik, sektörel, zümresel çeşitlenme doğdu. Ve bu çeşitli kesimlerin temsilcileri, hepsi bu çeşitli kesimler temsiliyet aramaya başladılar. O dar elbiseyi, o giydirilmek istenen üniformayı zorlamaya başladılar ve dikişlerini patlatmaya giriştiler sonuç olarak. Bu ilk defa 1946-1950'de Demokrat Parti hareketiyle baş gösterdi. Buna karşı kurucu askeri bürokratik zümre iki biçimde direndi. Bir, mümkün olduğu kadar bu demokratikleşme ve çoğulculaşma sürecini vesayet altına almaya çalışarak direndi. İkincisi daha olmadı, zaman zaman doğrudan doğruya askeri müdahalelerle, darbelerle iktidara el koymaya kalkıştı. Bugün oldukça iyi biliyoruz ki Demokrat Parti iktidara geldiğinde 1950'de hemen darbe girişimleri eksik olmadı. Ardından 27 Mayıs 1960 geldi. Ardından 12 Mart 71 geldi. Ardından 12 Eylül 1980 ve sonra 28 Şubat Light müdahalesi geldi. Ardından 2002-2007 arasında AK Parti hükümetinin maruz kaldığı ama hepsi yarıda kalan Ergenekon ve balyoz davalarıyla kısmen ortaya çıkan, kimse de bana onların sırf FETÖ imalatı olduğunu anlatmasın. Ergenekon ve balyoz davalarıyla kısmen ortaya çıkan, Özden Örnek'in günlükleriyle yani. Ortaya çıkan vesaire darbe günlükleriyle ortaya çıkan çeşitli darbe girişimleri geldi. Türkiye bütün bunları atlata. Askeri darbeye katlanarak, askeri darbeden sonra normal mecrasına tekrar girmeye çalışarak, askeri vesayete karşı kısmen kabullenerek, kısmen direnerek, zigzaglarla filan 21. yüzyılın başına geldi. 21. yüzyılın başı ve AK Parti iktidarı muazzam bir dönüm noktası oldu. Çünkü AK Parti devrilemedi. Bütün girişimlere rağmen devrilemedi. AK Parti 2002 yılından bu yana iktidarda, 14-15 yıldır iktidarda, tekrar söylüyorum çeşitli vesilelerle, bu Türkiye'nin demokrasi tarihinin gördüğü açık arayla en uzuntusuz, uzun ve kesintisiz, en uzun ve kesintisiz sivil yönetimdir, sivil demokratik yönetimdir. Yani 14-15 yıldır devam ediyor. Şimdi AK Parti hükümeti adım adım askeri vesayete teslim olmadı, askeri vesayeti kabullenmedi, askeri vesayeti adım adım geriletti ve büyük ölçüde yıktı. Geri gelmez demiyorum ama büyük ölçüde yıktı. Ve sonuç olarak AK Parti'nin tarihsel misyonu budur. AK Parti nasıl geçti tarihe bugüne kadar? Bununla geçti. Yani askeri ve neyi, AK Parti'ye neyi borçluyuz? AK Parti'ye askeri vesayetin yıkılmasını ve Türkiye'nin gerçek anlamıyla demokratikleşmesini borçluyuz.
Şimdi öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de çağın koşulları, Türkiye'yi çevreleyen koşullar vesaire itibariyle şu veya bu ölçüde reel bir ihtiyaç olarak parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş tasavvuru ve tartışması diye bir şey gündeme geliyorsa, bir kere bir, bu bir rejim değişikliği değil. İkincisi, bunu hangi gerekçeyle, hangi kısa vadeli tartışmanın taktik icabıyla olursa olsun, Atatürk dönemine dönüş diye tarif etmek muazzam bir hatadır. Yani AK Parti'nin tarihsel misyonuyla, tarihsel eseriyle, başarısıyla, felsefesiyle, vizyonuyla hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir gaftır. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'ye hiçbir şekilde 1921-24 anayasaları vesaire örnek gösterilemez. Türkiye'nin çok büyümüş ve genişlemiş bedenine tekrar o daracık elbise, o üniforma giydirilmeye kalkışılamaz. Böyle bir şey olamaz. Bunu bir kenara kaldırmak gerekir. Devam edeceğiniz yeri unutmayacaksanız eğer, şimdi bu akşam sosyal medya üzerinden de şöyle bir hareketlilikle karşı karşıyayız. Hem yayınımız sırasında hem onun dışında aralarda ettiğimiz sohbetler sırasında bahsettiğimiz, bazen meselenin doğru bir yerde tartışılıp tartışılmaması da esası kadar önemli oluyor. Çünkü o esasa girip girememe durumunu da o usul belirliyor zaman zaman. Böyle bir hareketlilik var mesela mevcut veya mevcut durum değil aslında sistem değişikliğini destekleyen izleyenlerimizde, desteklemeyen karşısında duran izleyenlerimizden de geri dönüşler almışız. Espri diye kabul ediyorum ama siz ne diyeceksiniz? Bir diyor ki yarın bir gün, sanki tartışma konusu buymuş gibi, yarın bir gün size karşı biri başkan olursa ah biz ne yaptık diyecek, ülkeden kaçacaksınız. Ya. Sistem olarak neyi tartışıyor? Biliyorum şimdi bu kadar ciddiyet içinde siz bunu kaldıramadınız, farkındayım ama. Zeynep Hanım, ben bu ülkeden hiçbir koşul altında kaçmadım. Hocam. Şimdi. Bugüne kadar insanlar, desteklediğiniz, desteklemediğiniz, kaç yönetimle karşı karşıya kaldınız, kaç yönetim biçimini izlediniz, takip ettiniz. Belki buralardan başlamak lazım. Şimdi insanlar galiba Türkiye'nin nelerden geçtiğini ve nerelere geldiğini unutuyorlar. Bir, yani şimdi bunu çok kişisel, yok, o anlamda çok kişisel düzeyde zaten alacak olursam, bakın ben dediğim gibi eski ve köklü bir solcu geçmişten geliyorum. 1950'lerin başlarında benim babam tutuklandı. Babam ve bir amcam tutuklandı. 51-52 TKP tevkifatında. Bütün 1950'ler boyunca babam bazen hapisteydi, bazen gelirdi, bazen o zaman iç sürgün kuralı vardı. Adapazarı'nda oturmaya memur edilmişti. Sonra İzmir'e nakletti. Her gün gidip karakola imza atardı. Evimizin önünden sivil polis eksik olmazdı. 1960'ların sonunda kendimizi Demirel'in ve Adalet Parti hükümetinin faşizan diktatörlüğü altında yaşamakta olduğumuza inandırmıştık. 12 Mart 1971 darbesi geldi. Sonuç olarak 2 küsur yıl hapis yattım. 12 Eylül 1980 darbesi geldi. Üniversitelerde tasfiyeler başlayınca atılmadım ama kendi isteğimle, ben böyle bir üniversitede kalamam diye istifa ettim. 1980
80'lerin sonunda, galiba 86-87 yıllarıydı. 12 Eylül'den çıkış sürecinde tekrar bir 3 aylık filan bir hapis dönemi yaşadım. Hiç Türkiye'den kaçmak aklımdan geçmedi. Yani ne kadar ucuz ve rahat konuşuyorlar. İstemediğim bir cumhurbaşkanı gelecek başkanlık sisteminde ve ben mesela ülkeden kaçacağım. Ya bu kadar ucuz mu, bu kadar kolay mı ülkeden kaçmak? Neden bahsediyoruz? Bir de şöyle bir şey değil mi? Demokrasi desteklediğiniz adaylar efendim, yönetime gelebilir veya gelmeyebilir. Başkanlık sistemi için söz konusu olan parlamenter sistem içinde söz konusu. Yani şöyle bir şey var mı? Demokrasinin hangi varyantında olursa olsun. İstemediğin, sevmediğin, desteklemediğin parti çoğunluğu kazandığında parlamentoda veya sevmediğin partinin başkan adayı bir başkanlık sisteminde cumhurbaşkanlığını kazandığında. Yani ne demek hemen akla gelen alternatifin ülkeyi terk edip kaçmak olması ne anlama geliyor? Ha şunu anlayabilirim. İnsanlar, Rişli insanlar. Çağımız göçler çağı. Göç etmek, yurt dışına gitmek, ülke değiştirmek, yurt dışında istihdam aramak o kadar kolaylaştı ki, globalizasyonun beraberinde getirdiği demografik hareketlilik o kadar fazla ki. Yani söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Bazı insanlar Türkiye'den veya Yunanistan'dan veya İtalya'dan veya şuradan buradan ABD'ye gitmek istiyorlarsa veya İngiltere'ye, Afrika'dan kaçıp kurtulmak istiyorlarsa ona da muhalif değilim. Ama çeşitli itme ve çekme faktörleri rol oynayabilir göçlerde. Ama şu kadar basitçi ve indirgemeci bir düşünce olabilir mi? Yani mesela bu başkanlık sistemi kabul edilecek ve diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yeni sistemde başkan olarak devam edecek. Türkiye yaşanmaz bir ülke haline gelecek. Filan. Ve insanlar kaçmaya başlayacak ama bu soruyu soranın ön yargısına göre, yani benim aslında nerede durduğumu bilmiyor bile ama bu soruyu soranın ön yargısına göre ben sadece ve sadece AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğim için, hoşnut olduğum için kalıyor olacağım bu ülkede. Ama yarın öbür gün beğenmediğim birisi gelirse benim de tercihim kaçmak olacak. Burada yani inanılmaz bir sığlık söz konusu. Yani, siyasi vaaz vermek istemiyorum. İnsan hayatı ve insan tercihleri anlayışı itibariyle. Ve insanlar ülkelerinde niçin yaşarlar, ne zaman terk edip giderler, kalırlar mı, kalmazlar mı filan. Birisi kafasında şöyle bir şey düşünüyor. Parlamenter sistem eşittir yaşanabilir bir Türkiye. Oysa işaret etmeye çalıştığım gibi neler gördük o parlamenter sistem altında. Çeşitli özellikleri içinde barındırır. Evet ve uygulamada. Başkanlık sistemi gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanı olacak, bir başkanlık sisteminin başkanı olacak. Ve bu ülke yaşanmaz bir ülke haline gelecek. Onun için kendisi açısından düşünüyor. Çıkıp gitmekten başka çare yok. Yer değiştirecek olsak, benim istemediğim bir başkan olsa bana da çıkıp gitmekten başka çare kalmayacak. Valla burada hani tartışmanın fakirliği ve sığlığı açısından inanılmaz bir zaaf söz konusu. Söylediklerimin hiçbirisi benim spesifik olarak, bakın spesifik olarak bu anayasa değişikliği teklifi hakkında ne düşünüyorum, herhangi bir eleştirim var mı, %100 onaylıyor muyum filan hiç konuşmadık bile. Her nasılsa bu mesajı atan zat
benim şu ana kadar söylediklerimden böyle bir sonuç çıkarmış. Bizim işimiz bu siyasi kültür nedeniyle zor. Bizim işimiz bu konuşma tarzı nedeniyle zor. Bu diyalog tarzı veya diyalogsuzluk tarzı nedeniyle zor. Bu böyle hani istemsiz reflekslerimiz vardır ya böyle dizimizin altına bir çekiçle vurulduğunda böyle ilkokuldan itibaren öğretilir. Küt diye ayağımız yukarı fırlar filan. Yani rasyonel bir tartışma yürütmüyoruz. İktidarıyla peki, ve muhalefetiyle. Peki, evet. O zaman şeyi gelelim bir parçada. Bunlar saçma şeyler. Böyle bir... Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar birisinin ağzına laf tıkama oyunları. Bir laf çarpma ve mat ettiğini sanma oyunları. Ve bu aslında asıl bu bence. Bu Twitter üslubu. Bu 140 karakter içinde böyle bir laf çarpacaksın ve hallolacak. Farkında değiliz ama aslında bu demokrasi kültürümüzü çok ciddi şu surette tehdit ediyor. Sosyal medyadan mı bahsediyorsun? Yani bu genel üslup, olarak. Bu yaklaşım genel olarak. Yani ama sosyal medyada medyada maalesef çok yoğun olarak etkiliyor. Çünkü size peş peşe 3 tane anlamlı cümle kurma, rasyonel bir argüman kurma olanağı vermiyor. Dediğim gibi her şeyi 140 vuruş içine sığdıracak tweetler atmak sadece had bildirme veya temelsiz bir şey üzerinden karşındakini ezme üzerine gidişten de söz etmiyoruz. Yani şuradaki ölçü ilk gününden itibaren şu olmalı diye düşünüyorum. Yüz yüze geldiğinde karşındakinin anlayabileceği hangi cümleyi kuracaksan yazabileceğin de o olmalı. Yani yüz yüze iletişimde olmak sana sosyal olarak hangi bedeli ödetiyorsa, ödetmeliyse sanal mecra dediğin, sosyal mecra dediğin alan içinde aynı şey geçerlidir. Uygulamayı biz o konuda çok başarılı yapamadık, beceremedik. İşin özü evet. Bu. Yani nasılsa ben sözümü söylerim, o da otursun, düşünsün şeklinde. Değil, işin aslı birazcık da espri olsun diye yaptım ama galiba ciddi bir tarafına denk geldik. Şimdi benim laf ola beri gele şaka olsun diye söylediğim şey siyasetin kendisi içinde de kendine maalesef yer bulmaya başladı. İşin acıklı taraflarından biri belki o, yani bir tartışma kültürünün yükseltilmesi değil aşağı doğru çekilmesi durumuyla da karşı karşıya kaldık. Çok önemli bir süreçten geçtiğimizi söylüyoruz. İzleyenlerimizi de duyurduk. Şimdi 18. maddede az önce 344 oyla meclisten geçti ve 2 gün sonra ikinci tur görüşmeler başlayacak. Ama geçtiğimiz hafta içinde mecliste konunun ele alınışı, ana muhalefetin meseleyi karşılayışı, meselenin kendisinin önüne geçen tarzda tartışmaları getirdi, önümüze koydu. Hatta en son olarak dün artık şöyle yani kabine girip, kabinde 5 dakika kalıp süreyi o şekilde yiyip bitirip sanki hani ne olacaksa, nereye varabilecekse ne düşünüyor, ne öngörüyor bazen gerçekten merak ediyorum. Şimdi şunu belirtmeme izin verin bir kere. Bu anayasa değişikliği teklifi orijinal şekliyle de meclis komisyonundan geçip meclis genel kurulunun önüne gelmiş şekliyle de tartışma ve eleştiriden muaf değil. Problemler var mı? Evet var. Eleştiriler başlıca şu noktalarda toplanıyor. Yani eleştirilerin dikkatli ve sağlıklı bir özetini yapmaya kalkacak olursak, rejim değişikliğidir, demokrasi de yeri yoktur, parlamento olmayacak falan koyalım bir kenara. Denge ve frenlerin yeteri kadar güçlü kurulmadığı eleştirisi geliyor ki, önemli bir mesele. Şundan ötürü, şu noktalar önemli. Amerika'daki gibi
tek iki dereceli, iki kademeli bir parlamento yok. Tek kademeli bir parlamento var. Amerika'da senato, özellikle senato, devlet başkanlığı üzerinde daha güçlü bir denetim icra eder. Örneğin, halkın bağımsız oyuyla seçilen başkanın bütün kritik atamaları, kabine atamaları, bakanlık atamaları, yüksek mahkemeye yargıç atamaları, belirli bir düzeydeki bütün yargıç atamaları ve büyükelçi atamaları hepsi senatonun komisyonlarından geçer. Atanan kişi senatonun ilgili komisyonunun önüne çıkmak, kendini anlatmak, deyim yerindeyse şeceresinin gözden geçirilmesine, karakterinin, şeceresinin, ekspertizinin gözden geçirilmesine katlanmak, senato sorgusundan geçmek ve senato genel kurulu tarafından ibra edilmek, onaylanmak zorundadır. Şimdi mevcut değişiklik taslağında, anayasa değişikliği taslağında, Cumhurbaşkanı'nın atamaları karşısında hiçbir böyle bir denetim yok. Hiçbir şekilde. Ne bakanlık atamaları, ne diğer yürütme atamaları, ne yüksek yargıç atamaları vesaire. İki kademeli bir meclis olmadığı için, iki kademeli bir parlamento olmadığı için, ikinci kademenin velev bir senatonun veya senato muadili bir kurulun bir ihtiyati fren ve denge unsuru olarak bir denetimine tabi değil. İkincisi, Cumhurbaşkanı'nın, yani bu tabii yargıyı da, yüksek yargıyı ve yargı idaresini de etkiliyor. İkinci önemli mesele şu, orijinal değişiklik teklifinde değil ama meclis komisyonundan gelen şekliyle Cumhurbaşkanı'nın kararname ve kanun hükmünde kararname çıkarma yetkileri ilk teklife, ilk tasarıya kıyasla genişletilmiş durumda ve bence de aşırı genişletilmiş durumda. Bu tür eleştiriler var ama bunların ötesinde bir mesele var. Son dakikamız hocam bu arada. Peki. Bitirmek istiyorum. Bunu söyleyeyim. Buyurun. Ve gelecek programda devam edelim. Hay hay. Bütün bunların ötesinde bir mesele var. Bu tür eleştiriler ve itirazlar geldikçe AK Parti'nin ve AK Parti medyasının, hatta siyasilerden çok daha fazla medyanın, hükümet yanlısı medyanın tavrı, maalesef bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenelim argümanına indirgeniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanılmazdır, güvenilirdir, yanlış yapmaz. Onun için ona güvenelim, itimat edelim ve bu sistemi geçirelim. Ben bu argümanın çok yanlış olduğu ve aslında İktidarın da işini kolaylaştırmayıp zorlaştırdığı, şüphe ve tereddütleri arttırıcı bir etki yaptığı kanısındayım. Muhalefetin fecaatini konuşmaya ise maalesef zamanımız kalmadı. Ancak hissiyatımı fecaat sözcüğünü kullanarak belirtmiş olayım. Peki, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Hakikaten süremizin sonuna geldik ama konuşmaya devam edeceğimiz bir şey de olacak aynı zamanda. Bizden bu gecelik bu kadar sayın seyirciler. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.